Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf matematik uygulamaları, yani seçmeli matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazıları da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Hadi vakit kaybetmeyelim. Bu sınavdan inşallah 100 alıyoruz. Ahmet 25 sayfalık bir kitabın 10 sayfasını okuduğuna göre bu kitabın yüzde kaçını okuduğunu bulunuz demiş. Şimdi Ahmet diye bir kardeşimiz var, tamam. Bu Ahmet kardeşimiz 25 sayfalık eline bir kitap almış. 25 sayfalık bir kitap almış ve 10 sayfasını okumuş. Aslında Ahmet kitabın 10 bölü 25'ini okumamış mı? 10 bölü 25'ini okumamış mı? Evet, değil mi? Biz yüzdelik bulma işleminde payda kısmını yüze eşitlersek, yani burayı biz 4 ile genişletirsek 4 kere 10 40, 4 kere 25 100. Aslında Ahmet %40'ını okumuştur kitabın. Peki hocam, bunu buldunuz. Bu birinci yöntem. Başka bir yöntem de bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. Nasıl? Şimdi burada 25 sayfada 10 sayfa okumuş mu? Sayfa okumuş mu? Bir 25 daha okusaydı verev ki yine 10 sayfa okuyacaktı. Bir 25 daha okusaydı yine 10 sayfa okuyacaktı. Bir 25 daha okusa yine 10 sayfa okuyacaktı, değil mi? Oran değişmiyor. Oran aynı. Toplarsak burayı, burayı 100 yapar. Burayı da toplarsak ne yapar? 40 yapar. Yani yüzde 100 sayfada kaç sayfaya denk geliyormuş? 40 sayfa. Yani 25 sayfada 10 sayfa olan 100 sayfada 40 sayfaya denk gelir, ama siz yine de şu yöntemi kullanın. İkinci sorumuza bakalım. Şekildeki belirtilen kesiri yandaki kısma tam sayılı kesir olarak yazınız. Şimdi öncelikli olarak bu bir tam mı? Evet. Bu da bir tam mı? Evet. Şimdi o zaman iki tam var mı elimizde? Var. Geldik. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, değil mi? Doğru saydım herhalde. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon. 2, 4, 6, 8. Doğru. Doğru saymışım. 8'e bölünmüş. Tamam. Şimdi yanlış saymayayım. Oraya 7 yazacağım. Ondan sonra yorum kısmına yazacağız. Vay hocam, şura yanlış, bura yanlış. Şimdi 8'e bölünmüş, değil mi? Bak, şu birinci ve ikinciyi biz aslında şuraya yazdık. 2 ile. Tamam mı? Bunu yazdık. Bölü 8'i 8'e bölündüğünü yazdık. Daha sonra boyalı alan kaç tane ise de onu da yukarıya yazacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boyalı alan varmış. Yani bu kesir aslında 2 tam 6 bölü 8 şeklinde. Peki hocam, şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şimdi biz tamamını saysak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane burada var. Burayı da saydık. Burada 8. Burada 6. Bunun tamamını toplayıp yani 8, 8, 16, 6 daha 22. 22 bölü 8 şeklinde de yazabilir miyiz? Evet, yazabilirsiniz. Zaten bu ifadede 2 tam 6 bölü 8 ifadesinin aynısıdır. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Ama bize ne demiş? Tam sayılı kesir olarak yazın dediği için şu ifadeyi, şu görmüş olduğunuz ifadeyi yazdık. Yani ifadenin asıl şekli şu. 2 tam 6 bölü 8'i yazdığınızda tam puan alırsınız. Şimdi alt tarafta bir şekilimiz daha varmış. Bu neymiş? Buna bakalım. Yukarıdaki şekilde verilen kesiri bileşik kesir olarak yanda kutuya yazınız. Ha, şimdi geldik. Bileşik kesir dediği için hepsini say, bölümünü yaz diyor. Şimdi payda kısmı kaç? Payda kısmı kaça bölünmüş şekil? 1, 2, 3, 4. Hepsinde 4, değil mi? O zaman payda kısmı 4. Bileşik dediği için her bir paydayı sayıp yukarıya yazacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aslında şeklimiz 10 bölü 4 şeklindeymiş. Peki hocam, bunu tam sayılı şekilde yazabilir miyiz? Tabii ki de yazarsınız. Bakalım nasıl yazıyorsunuz? Bura bir tam mı? Her tarafı boyalı, değil mi? Her alan alınmış. Bir tam. Burada bir tam mı? Evet. Yani sen 2 tam bölü 4'e bölünüyordu zaten. Burada ne var? 1, 2. 2 tam 2 bölü 4 şeklinde yazabilirsin. Yani 10 bölü 4 de aslında 2 tam 2 bölü 4 sayısının aynısıdır.
Şimdi geldik. Yukarıdaki kesirlerin altlarına noktalı yerlere kesrin anlamlarını rakamlarla yazınız. Şimdi buradaki ifadeler. Nasıl yazıyorduk? Şimdi şu şekilde böldük. Burası bizim kesir çizgimiz olsun. Şu alanlar. Böldük. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3'e bölünmüş. O zaman payda kısmına ne yazıyoruz? 3. Pay kısmına kaçı boyalı? 1, 2. İkisi boyalı şeklinde yazıyoruz. Bakın aşağı kısım payda, yukarı kısım pay. Aşağı kısma bölünen sayı, yukarı kısma ise boyalı alan. Boyalı alanı yazıyoruz. Şimdi geldik yukarı kısma. Nasıl yapıyorduk? Çizgimizi çizdik. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4. 4'e bölündüğü için bölünen alanı aşağı tarafa yazdık. Kaç tanesi boyalı? Evet, cevapları alalım. 1 tanesi boyalı. Yani 1 bölü 4 şeklinde yazıyoruz. Çektik çizgimizi. Kaça bölünmüş? Bölünen sayı 4. Kaç tanesi boyalı? 1, 2. Evet, 2 tanesi boyalı. Yine çizgimizi çizdik. Kaça bölünmüş? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Kaç tanesi boyalı? 1, 2, 3, 4. 4 tanesi boyalı. Yani 2 bölü 3, 1 bölü 4, 2 bölü 4, 4 bölü 8 şeklinde olacaktır. Geldik şimdi arka taraftaki sorulara. Buradaki sorularda ise bize doğru parçası, ışın dediğimiz kısımları sormuş. Kağıdı ayarlayabilirsem şöyle. Evet. Bunlardan şu görmüş olduğunuz son taraftaki kısma biz doğru deriz. Tamam mı? Doğru diyoruz bunun ismini. Şu görmüş olduğunuz da o doğrunun arasından alınan bir parça. Yani doğru parçası. Bu da bir yönü belli edip böyle ışın gibi çıktığı için buna da ışın diyoruz. Işın. Doğru iki tarafa yön alan, doğru parçası iki tarafı da kesik olan, ışın ise tek tarafa doğru yön alan anlamındadır. Peki bunların yazılma işlemlerini nasıl yapabilirsiniz? Bakın isterseniz şöyle yazabilirsiniz. AB üstü tire. AB üstü ok diğer tarafa doğru ya da AB iki tarafa doğru ok işareti şeklinde yazabilirsiniz. Bunlar yazılmasının diğer bir yöntemleridir. Ya da harflerle yazacaksanız şu şekilde yazabilirsiniz. İkisi de durağan olduğu için AB durağan şeklinde ikisini de kenarını köşeli parantezle alabilirsiniz. Burada A durağan olduğu için yani nokta şeklinde olduğu için A'yı paranteze B açık ya da burada olduğu gibi AB şeklinde de alabilirsiniz. Anladık mı? Doğru, ışın doğru parçası dediğimiz 3 kısım vardır. Şimdi burada görmüş olduğunuz bir sayı var. Peki bu sayıyı nasıl okuyacağız? Nasıl yazacağız? Buna bakalım. Şimdi bunu zaten birinci dönem ikinci yazılıda ve birinci dönem birinci yazılıda 6 basamaklı sayıların nasıl olduğunu size anlatmıştım. Yine dersinizde de okulunuzda da işlemişsinizdir. Öncelikli olarak bölüklere ayırıyorsunuz. Bura ne? Birler bölüğü. Birler. Bura ne? Binler bölüğü. Binler. Bura ne? Milyon. Milyon bölüğü. Bura ne? Milyar bölüğü. Şimdi nasıl ifade edeceğiz? Nasıl okuyacağız? Bu şurayı gör. Öncelikli olarak kaç milyar? Kaç milyar? 1 milyar. Bak önce 1 milyar yazacaksın. Tamam mı? Kalemle kapata kapata gidelim. Öncelikli olarak ah bir kapatabilsek kalem kaymasa. Öncelikli olarak 1 milyar. Yazdık mı? Sonra geldik. Şunu da kapattık. Kaç milyonmuş? 235. 235. Ne yazıyoruz peki? Milyon yazıyoruz. Unutmayın. Milyon. Sonra kapattık hepsini. Sadece şu alan kaldı. Nedir? 654 bin. Ne kadar da uzunmuş ya. 654 bin. Son olarak da şu kısmı yazıyoruz. Yani nedir? 052 olan kısım. Yani
52 şeklinde olacaktır. Şimdi sayıyı okuyalım. 1 milyar 235 milyon 654 bin 52 sayısı. Tekrardan okuyorum. Kalem düştü. 1 milyar 235 milyon 654 bin 52 sayısı bu sayının okunma halidir. Bakın dikkat edin. Ters işlemde de yine şu alanları bölüp bakın şu alanları bölüp binler, milyonlar bölüklerini bölüp bunları da ters işleme yapabilirsiniz. Yandaki şekilde B'nin A'ya göre konumu aşağıya yazınız demiş. Şimdi bak ne diyor? B'nin kime göre? A'ya göre. O zaman başlangıç nereymiş? A. A'dan başlıyoruz. Gidelim. 1, 2, 3, 4. Şuraya kadar geldik. Bu taraf ne? Sağ. Bu taraf ne? Sol. Bu taraf ne? Yukarı. Bu taraf ne? Aşağı. Şimdi biz 4 birim nereye gittik? Sağ tarafa. 4 birim sağ. Daha sonra nereye geldik? 1, 2, 3, 4 birim. Bak 4. birim. Çünkü şurada arkadaşlar B. Dikkat edin alt tarafta noktası. Çünkü biz noktadan başlıyoruz. 4 birimde nereye geldik? 4 birimde aşağıya gelmiş olduk. Yani aşağı tarafa doğru geldik. Yönler bu şekilde. Şimdi açılara geldik. Açılarda 3 tür açımız vardır. Aşımız vardır diyeceğim. 3 tür aşımız var. Bunlardan biri Biontech, biri Sinovac, biri de Türkovak. 3 tür aşımız gene aşı dedim. Bu arada Covid'den, pandemiden dolayı herkes artık aşı 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 diye diye açıyı unuttuk. 3 tür açımız var arkadaşlar. Bunlardan 90 dereceden küçük, 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyoruz. Dar açı. 90 derece olan yani dik olan açılara biz ne diyoruz? Dik açı diyoruz. 90 dereceden büyük olan açılara ise ne diyoruz? Geniş açı diyoruz. Bu 3 tane açı modelimizi unutmayın. 90'dan küçükse dar açı, 90'a eşitse dik açı, 90'dan büyükse de geniş açı olacaktır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım güzel, eğlenceli bir ders geçmiştir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.